Günaydın. Günaydın sevgili takipçilerim, arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Allah'a şükür iyiyim. Bugün günlerden cumartesi. Bu sabah video atmadım. Aslında hazırda videom var ama oğlum uyuyakaldı, atmadım. Allah'ın izniyle ya bu akşam ya yarın sabah videom atacağım canlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Zonguldak'ta bugün puslu bir hava var. Fazla soğuğu yok. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz canlarım? Saat öğlen oldu. Eşim koronadayı hani söylemiştim ya, karantinadayız diye. Dışarı çıkmıyoruz. Günümüzü gece, gecemizi gündüz ettik. Gündüz eşimle böyle bir şeyler yapıyoruz, işler yapıyoruz. Bugün de salonumu, perdelerini yıkayacağım inşallah. Kahvaltımızı yapmadık. Namazımı kıldım. Onlara dedim kalkın, kahvaltı hazırlayacağım. Onlar kalkıyor şimdi. Ben de beraber kahvaltı hazırlayacağız şimdi. Böyle bir güne başlamak istedim canlarım. Hadi size biraz da nasıl olsa dışarı çıkamıyoruz ya, dışarıdan da bir görüntü göstereyim size. Evet canlarım, ben dışarı çıkamazsam dışarı ayağımı getireyim. Size gösteririm böyle. Evet, böyle soğuğu olmayan puslu bir hava var. Köye gidecektim. Köyde biraz kar var dediler. Değmez diye, hep masraf etmeyelim diye gitmedim canlarım. Biliyorsunuz benzine, mazota her akşam gece yarısından sonra gizli gizli zamlar geliyor. Artık arabayla da bir yere gitmek, bir yerleri gezmek geçti. Ben de size dedim böyle bir göstereyim. Evde şimdi birazdan kahvaltımızı, şimdi hemen hemen şimdi kahvaltımı da hazırlayacağım. Şöyle kahvaltımızı da yaparız. Sizin de gününüz güzel, gönlünüz aydınlık, günleriniz güzel olsun. Hadi kahvaltı hazırlığına başlayalım. Ne yapıyoruz canlarım? Şimdi çaydanlığımı aldım, yakıp şu şekil. Ya evde artık suyum kalmadı, köy suyum kalmadı. Bugün musluk suyumda. Göz kararı, çayımı da koyuyorum. Evet, yeter kahvaltı çayı. Çayımızı bir kenara alıyoruz. Şimdi çayımı canlarım ben mutlaka bir iki kere böyle suyunu bunu yıkarım. Canlarım çayımı yıkadım. Şimdi çayımı demlemeye bıraktım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle kıymamızı dün akşam eşime kıyma aldırdım. Olmaya insan olmaz öyle. Yani yemeklerde, bazı yemeklerde inanın lazım oluyor. Şöyle 150 gram kadar kıymamı alıyorum. Tavama koyuyorum. Ne yaptım onu? Güzel bir kahvaltı yapacağım şimdi ondan. Ondan sonra 3 tane yumurta katacağım. Bir büyük bas soğan katacağım. Bir tane domates, 2 tane domates, bir kırmızı biber. Hepsini ince ince doğrayacağım. Güzel bir kahvaltılık. Eşimi bir gün önce iyileştirip de evde işe başlasın. Ona güzel bakmam lazım. Bana öyle diyor çünkü. Şöyle incecik incecik doğruyorum canlarım. Çok da iri değil, çok da ince değil. İşte sarımsak koyacağım böyle mis mis koksun diye. Şöyle yapalım. Ortadan bir kere yaralım. Ya ne yaptınız kahvaltınıza bu sabah? Neler yediniz? Allah ne verdiyse canlarım. Bu hayat pahalılığını karnımız doysun. Yeter ki Allah ne verdiyse. Hiç yemeye içmeye bahane yok. Yeter ki yapmasını, ortaya getirmesini bilelim.
çok kötüye gidiyoruz canlarım. Kötü günler bizi bekliyor. İyi günler beklemiyoruz artık. Başka ülkede savaş çıkar. Hemen bizim ülkemizde bir şeylerin fiyatını arttırırlar. Hem de hep gece yarısı arttırıyorlar fiyatları. Bakın canlarım bu şekil. Ve bunu da şuraya göstereyim. Göstere göstere yap. Ne yapalım? Bir avuç kıyma, bir sürü malzeme idare edeceğiz. İdare edeceğiz. Her şey idare artık. Hiçbir şey çöp atmak yok. Evet canlarım, ben bunların hepsini doğrayayım. Doğranmış halini aynı şekilde böyle incecik incecik göstereyim size. Çünkü hepsini bunu size doğradığımı gösterirsem bir bloğum da olacak benim. Bu şekilde hepsini doğrayacağım canlarım. Hepsini ocağıma alacağım. Yağımı koyacağım. Olduktan sonra pul biberimi, karabiberimi, benim onlar olmazsa olmazım. Onları da koyacağım. Yumurtalarını koyacağım. Soframda gösteririm hepsini size canlarım. Arkadaşlarım soframı hazırladı. Kahvaltı soframı. Ne yaptım? Yine kuşburnumu, reçelimi, peynirlerimi, evde ne varsa. Bakın kahvaltımı. Kahvaltımı sos, güzel bir soğanını, biberini, her şeyini ince ince doğradım. Sarımsağını, 3 yumurtasını koydum. Baharat, isteğe göre baharat koydum. Evde benim çok az kaşar vardı. Onu da şöyle üzerine gezindirdim. Çok güzel de bir görüntü verdi canlarım. Yapacak bir şey yok artık canlarım. Evde ne varsa ev hanımlarına buradan sesleniyorum. Değerlendireceğiz. Akşamdan yatıyoruz. Sabaha bakıyoruz ki bir şeylere zam gelmiş yine. Hele ki benzinlere, mazotlara aşırı derece böyle her gün zamlarla karşılaşıyoruz. Dış ülkelerde savaş oluyor, geçimsizlik oluyor. Bizim ülkelerimizde pahalılık, bir şeyler artıyor. Neden? Vallahi ben de bilmiyorum. Hiçbir partinin işim yok. Hiçbir partide koymuyorum. Allah hepsinin cezasını versin. Yaşanacak devir geçti. Ev hanımlarına şuradan şunu kapacılarıma, kardeşlerime, ablalarıma sesleniyorum. Evinizde ne varsa hiçbir şey ziyan etmeden güzel değerlendirmeye bakın. İşte böyle güzel çeşitlendirmeye bakın. Katın içine bir şeyler kafanıza göre yapın yani, uydurun. Çok kötüye gidiyoruz. Durumlar çok kötü canlarım. Bu benim durumum değil. Türkiye'nin durumu çok kötü. Bazı arkadaşlar diyor, Ramazan giriyor. Yazık değil mi? Biz Goya Müslümanız. Ramazan'da her şeyler böyle canlarım. Arkadaşlarım, girdim yine mutfağa. Ne yapacağım? Şöyle güzel karnabahar yemeği yapacağım. Önce şöyle kıymalarımı tencereme alıyorum. Şöyle biraz kıymalı yapayım dedim. Çok koymuşum. Yazsın alayım. Soğanlarım büyük. Şöyle soğanım, hatta onu da şöyle yapayım. Yemeklik doğrayacağım çünkü. Akşam namazımızı kıldık. Kahvaltıyı geç yaptığım için yemeklerimi hem taze hem geç yapıyorum canlarım. Dün akşamdan çorbam vardı. Dün akşam yaptım. Küçücük tencerelere yapıyorum ya. Her gün az yapıyorum. Hani yetecek kadar. Dün akşam yine... Gece oğlum benim kalkıyor, yemek yiyor yavrum. Kalmıyor, yani ziyan da olmuyor. Şimdi yeniden bir tahrana çorbası yapayım dedim. Bir bunu yapayım. Yanına salata malata bir şeyler yaparım canlarım. Güzel bir akşam yemeği çıkaracağız yine. Ne yaptık bugün? Oğlumdan su doldurmaya gittim. Yol kenarında çeşme. Baktık kalabalık orası. Birileri var. Oğlum çekim yaptırmadı. Oğlum dedim azıcık doğayı çekeyim. Oraları çekeyim dedi. Aa, yaptırmadı bana orada. Başkasını rahatsız etmeye hakkın yok dedi. Dedim oğlum kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Aa, istemedi. Ben de dedim nasıl olsa dışarı çık şey yapamıyordu. Hani çarşıya marşıya. Suya da nasıl gittik canlarım? Yukarıki yollarda. Hani hiç çarşıya inmeden, çarşıyı görmeden. Yani ne diyeyim? Orman yolları gibi yollardan diyeyim. Öyle diyeyim.
Çünkü gerçek köye gidemiyoruz. Hiç içecek suyumuz yoktu. Onun için oralarda gittim. Suyu olsa para vermeyelim diye. Gittik geldik canlarım. Sizler bugün ne yaptınız? Ne pişiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bunun soğanını ince doğramıyorum canlarım. Çok da iri de doğramıyorum. Şöyle hepsi çatala gelsin diye. Yine bir tane de şey alacağım, biber alacağım. Biraz benim yamuk güzel durmuyor. Canlarım şöyle yine biberlerimi de yemeklik biçimde doğrayayım. Ben bunu ne yapıyorum canlarım? Önce havuçlar biraz geç bitiyordu. Havuçları doğrayıp koyuyorum. Hepsini yıkadım. Buraya öyle koydum. Önce havuçları koyuyorum. Şöyle bir iki taşım havuç kaynattıktan sonra ardından patatesi koyuyorum. Bir iki taşım da ondan kaynattıktan sonra en sonra karnabaharını koyuyorum. Ve hani karnabaharını aşırı derecede pişirmiyorum. Şöyle hani bazen kaçırıyoruz tavını ya, böyle pişkin oluyor, çaşaya gelmiyor, çorba kıvamlı oluyor. Kesinlikle öyle. Siz de deneyin bak. Yapacağınız yemekleri veya içine katacağınız bu malzemeyi bu karnabahar yemeğinde en son karnabahar koyun. İçine ne katarsanız artık. Evet canım. Bunu da alıyorum şimdi, böyle içine koyuyorum. Şimdi altını yakalım. Ben hiç şimdi tam göstereceğim onu size içini. Şunları da alalım şuradan. Şöyle bir sudan geçirelim. Zaten mutfakta elimiz sudan çıkmıyor. Ziyan olmasın. İnanır mısınız bana 5 kilo ya 20 günde bitiyor. Temiz kepçemizi alalım. Şöyle bol kıymalı. Önce havuçlarımı hazır edeyim. Canlarım ben öyle havucu da ince doğramam. Bak bunları ne yapacağım? Çünkü ben bunu pirinç koymayacağım. Böyle. Ha şunu yapabilirsiniz. Tavuk göğsünü büyük şeklinde tavuk göğsü, kuşbaşı et, onlarından da yapabilirsiniz tabii. Ben şimdi böyle yapacağım. Patatesimi de küp küp doğrayacağım. Anladım. İnanın size yemek yemeği şey yapacağım diye gösterdim. Şeyimi nereye koydum biliyor musunuz? 2,5 kiloluk şeyin su budanının üzerine koydum telefonumu. İçi görünmüyor yemeğim. Yani sorabilirsiniz yorumlarda falan, hani tam kavurdum görünmüyor falan diye. Bir kavrulsun. Sonra azıcık salçalarını koyacak. Bir kaşığım. İlk önce
havucunu ikinci şeyle patatesini en son karnabaharına. Ya karnabaharda aşırı derece pişirme. Şöyle bir küçük şeylik bir 5 dakika hepsini bir kaynatıp bazen şeyle yapıyorum, pirinçli yapıyorum. Ama bazen de böyle. Yaptıktan sonra bir de tarhana çorbası yapacağım. Salata falan derken Allah büyüktür canlarım. Bir günümüz daha geçti işte. Akşam namazımızı da kıldık Allah'a şükür. Bir de bana şey hani şunu da diyebilirsiniz canlarım. Bir şey diyen var zaten. Hani kapalısın tülbentini sürekli önden de. Yemek yaparken, iş yaparken ben tülbenti önden yaparsam evde boğuluyorum. O yüzden dışarı çıkarken evet kapalıyım. Hani evde de başım açık durmuyorum. Kapalıyım. Kapalıyım bayanım zaten. Hani evde de iş yaparken de böyle yaparsam boğuluyorum canlarım o zaman. Kokusu çıksın. Azıcık bunları böyle kavuralım. Şimdi hemen suyunu koyacağım. Sonra patatesini az bu 1-2 dakika kaynasın. Patatesini koyacağım. Patates de beraber 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra da en son karnabaharları koyacağım. Tuzunu da karnabaharlarını koyduktan sonra baharatlarını tuzunu o şekilde koyacağım canım. Herkesin yemek yapışı, yemek yiyişi, yemek şey yapışı farklıdır ya. İşte ben de uğraşıyorum bir şeylere. Evet, bu oldu şimdi. Bir güzel tarhana yapayım şimdi. Canlarım, yine menümüzü hazırladık. Akşam menümüz. Bakın böyle. Mis gibi tarhana çorbamı pişirdim. Başlıyorum ondan. İki servis açtım çünkü oğlum aşağı indi. Çok canı sıkıldı evde. Çocuk bunu aldı. Dedim gidersen git sen bilirsin oğlum. Belirti de yok, bir şey de yok. Çorbalarımız hazır canlarım. Yine ne yaptım? Yine mevsim salatası. Marul, havuç, karalahana ve yeşil soğan. Yine canlarım böyle brokoliyi haşladım. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Üzerine yağ yaktım. Yine böyle bir brokoli salatası. Karnabahar yemeğimi göstereyim size. Şu şekil. Bakın benim demek istediğim buydu. İçindeki yemekler, yani patatesi, havucu, karnabaharı diri durması. Bir de şöyle kaşığımla göstereyim. Kendi kaşığımla. Ezilmeden durması canlarım bu şekil. Karnabaharı bu şekil. Yani çatalı alıp yenmesi. Bu şekil canlarım. Onun için böyle. Yani ne yapıyorum? Önce soğanlarımı malzemesini, iç malzemesini hazırladıktan sonra onları ne katıyorum? Yarım soğan kattım büyükbaş olduğu için. Yarım soğan, yeşil biber, kırmızı biber, azıcık kıymam. Kıyma olmadığı zaman da böyle yapıyorum. Sonra koyacağım havucu, önce havucu pişiriyorum 2-3 dakika. 2-3 dakikanın peşinden patatesleri pişiriyorum. 2-3 dakika daha geçtikten sonra karnabaharını atıyorum. Karnabaharının tuzunu, artık baharatlarını, isteğe göre baharatlarını o şekilde 5 veya işte hiç dakika tutmuyorum canlarım. Yaklaşık kısık ateşte 5 veya 10 dakika arasında bir pişiyor. Ama ezmeden. Bu şekilde. İşte canlarım, akşam menümü hazırladım. Dediğim gibi oğlum aşağıya gitti. Şimdi eşim de biraz uyuyakaldı. Onu kaldıracağım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün perdeleri yıkacaktım. Hatta yatak odasının perdesini yıkadım. Eşim dedi ki salonla mutfağın perdesini benim dedi hani dolaştığım yerleri ben işe başlayınca yıka baştan aşağı temizlik yaparsın diye. Allah ne verdiyse bize afiyet olsun. Sizlere Allah sağlık, sıhhat, bereketli ömür, hayırlı nasip, bol kazanç, her derdinize deva olsun. Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun. Bugün de işte yemeğimizi yiyip karnımızı doyacak canlarım. Şunu dediğim gibi ev hanımlarına da hep bunu videolarımda da konuşuyorum, söylüyorum. Hiçbir şeyinizi ziyan etmeden hani evde ne varsa edip eğilip yemeğe bakın diyorum.
Hayırlı geceler diyorum. Abonelik ücretsiz biliyorsunuz. Abone olmanızı istiyorum. Beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum canlarım. Canlarınız sağ olsun. Bundan sonrası duam hepinizle. Benim de size duam yani.